Açık ve koyu renkli karelerden oluşmuş bir oyun alanı. Oyun alanı üzerinde hareket eden iki farklı renk ve değişik şekillerden oluşan şah, vezir, at, piyon, kale gibi isimleri olan taşlar. Evet, satrançtan bahsediyoruz. Çok eğlenceli ve bir o kadar da eğitici olan bu oyunun başlangıcı çok eski tarihlere dayanıyor. Satrancın kim tarafından bulunduğu ve ilk ne zaman oynandığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak araştırmalara göre ilk oynayanların Hintliler olduğu, onları da Çinlilerin ve bugünkü İranlıların ataları olan Perslerin izlediği sanılıyor. Satranç, iki kişiyle oynanan bir strateji oyunudur. Her oyuncu bir ordu komutanı gibidir. Herkesin 16 askeri yani taşı vardır. Bir oyuncu beyaz taşların komutanı, diğer oyuncu da siyah taşların komutanıdır. Oyunun amacı yönetilen ordudaki şah adı verilen taşı koruyup rakibin şahını ele geçirmek, yani esir almaktır. Oyuncu rakibinin şahını esir alabilmek için rakibin diğer taşlarını gerektiğinde oyun dışına çıkarır. Buna taş yemek ya da taş almak denir. Satranç oyunu sırayla oynanan bir oyundur. İlk hamleyi hep beyazlar yapar. Birçok ülkede defalarca yapılan çalışmalar göstermiştir ki, satrancın sistematik olarak oynanması çocukların eğitim başarılarını arttırmaktadır. Satranç, konsantrasyon, disiplin, planlama, göz-beyin koordinasyonu, takım ruhu, özgüven, başarı ve başarısızlığın kabulü gibi pek çok konuda kişinin gelişimine yardımcı olur.